sevgili izleyenler, bültenin başında da aktarmıştım. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atlıhan Dere ile bir bağlantı gerçekleştireceğiz demiştim. Biliyorsunuz dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Önemli açıklamalarda bulundu ki bülten esnasında da zaten sizlerle paylaştık. Esnaflarla ilgili önemli konu başlıkları vardı. Bununla ilgili Sevgi Gümüş muhabirimiz şu anda Ayasop'ta ve Atlıhan Başkan'ın yanında. Hemen kendisine yöneltelim soruyu. Evet, iş yeri kira olan esnafa yardım edilecek ve daha yine birkaç tane daha başlık var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aktarmış olduğu esnaflarla ilgili. Bu yardımlar esnaf için yeterli olacak mı acaba? Sevgi, sendeyiz. Evet Hazal, senin de dediğin gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan esnafı mutlu eden haberi açıkladı mı? Bu soru esnafı kafasını kurcalayan bir konuydu. Çünkü bayağı zor şartlar altında ekonomik sıkıntılar yaşayarak Covid-19 pandemisi nedeniyle zor zamanlar geçiriyordu esnaf. Hemen Ayasop'tayız biz de. Hemen açıklamanın ardından sıcağı sıcağına Ayasop Başkanı Atlıhan Dere'ye soruyu yöneltelim. Efendim, açıklamalardan ne kadar memnun kaldı esnaf? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız dün Bakanlar Kurulu'nun hemen sonrasında ulusa seslenişle birlikte açıklamaları gerçekleştirdi. Tabii burada birçok açıklama yaptı esnafla ilgili. Ama en önemlisi bizi ilgilendiren bir gelir kaybı desteği, bir de kira desteği. Tabii burada anlaşılmayan birçok konu var. Sayın Cumhurbaşkanımız burada açıklama yaparken basit usule tabi esnaflarımızın durumu gözüne alarak bu işlemlerin yapılacağını söyledi. Tabi genelgede gelmedi. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla birlikte şu anda biz size cevap veriyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgemiz ve İl İstihsal Kurulu kararları ile birlikte uygulamaları da göreceğiz. Tabi burada bakıldığı zaman Antalya ilimiz diğer illerden farklı bir il. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız bunların kararları açıklarken Türkiye'deki tüm illerle birlikte göz önüne alarak açıklıyor. Tabii şu anda açıklanan mesleklerin içerisinde, yani bizim akşamdan bu yana telefon alıyoruz. Telefonlarımız susmuyor. Oda başkanlarımız arıyor. WhatsApp'tan bize üyelerimiz mesaj gönderiyor. Biz neye yokuz? Bu kapsamın içinde değiliz. Tabii özellikle burada 9 aydır iş yapamayan bir kantinci esnafımız bu açıklamaların içerisinde geçmiyor. Yine kahvehaneler, çay ocakları, kafeteryalar bu açıklamanın içinde geçmiyor. Odalarımızdan bugün bize yazılar geliyor. İşte bazı mesleklerimizde berber odamız yazı yazmış. İşte kendine bağlı üyelerin içerisinde bazı mesleklerin olmadığını söylüyor. Bunların neticesinde ben Esnaf Sanatkarlar Genel Müdürümüz Necmettin Erkan Bey ile de sabah bir telefon görüşmesi yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra ilgili bakanlıklar koordine ederek bu mesleklerin de dahil edilmesi konusunda bir çalışma başlatılmış. Tabi burada bizim Antalya'mıza ölçeğinde bakılırsa şu anda açıklanan mesleklerin içinde mesela lokantacı mesleği diyor, kira desteği diyor. Yani diğer terzi falan belki ara sokaklarda dükkan kiralamak isterseniz belki çok zor da 750 lira. Büyükşehirlerde 750 lira destek var. Belki bulunabilir ama diğer taraftan baktığımız rakamlar belki onda bir. Yani bunlar çok esnafı mutlu etmedi. Yeterli değil. Yani biz daha çok özellikle son haftalarda sizlerin de aracılığıyla VTV televizyonumuzun işte her türlü programında söyledik. Biz talebimiz şuydu. Yani mülk sahipleriyle birlikte özellikle turizmle ilgili olan ilimizde yani bir düzenleme yapılsın. Kiralarımız 20 binden aşağı değil. Aylık 20 binden aşağı kira yok. Yani bir düzenleme yapılarak mülk sahipleriyle işte kiracıların bir arada bunların düzenlemesini beklerken böyle bir
kira desteği geldi ama yeterli değil. Yine gelir desteğiyle ilgili 1.000 lira bir yardım yapılacağını biz de günlerdir söylüyoruz. Diyoruz ki yani esnafın desteğe ihtiyacı var. Esnafın bu konuda hükümet tarafından, devlet tarafından sahip çıkılması gerektiğini. Yani bir para desteği, hibe desteği olması gerektiğini söylemiştik. Tabii biz daha yüksek bekliyorduk. Gene hiç yoktan iyidir. Bir yaraya merhem olabilir ama yeterli mi? Bence o da yeterli değil. Çünkü biz gerçekten Antalya'mızda zor şartlarda çalışıyoruz. İşimizi ona göre kuruyoruz. Çünkü bizim işlerimiz burada kurulan işlerin gelirini elde edebilmek için çok risk alıyoruz. Tabii kimsenin bu konuda bir şeyi yoktu. Allah'tan geldi. Evet, COVID-19 pandemi, salgın. Yani bunu hepimizi perişan etti. Tüm ülkeleri perişan etti. Devletleri perişan etti. Özellikle bizim esnafı daha çok etkiledi. Yalnız bizim esnafın bizden çok beklentisi var. Diyorlar ki biz bu dönemde özellikle Mart'tan Haziran'a kadar iş yerlerimiz kapalı kaldı. Bu kapalı kalan iş yerlerimizin biz ödemelerini Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlarımız Kasım ayına ertelendi. Şimdi bizim hiç hesapta olmayan ikinci vaka gelince ikisi üst üste bindi. Biz hazır ki şeylerimizi ödeyemiyoruz, primlerimizi ödeyemiyoruz. Bir de üstüne bu kapamalar, kısıtlamalar geldi. Bunun sorumlusu biz değiliz. Haziran'dan bu yana da bugüne kadar bizim iş yerlerimiz devamlı denetlendi. İlgili bakanlıklarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız, ilgili kurum kuruluşlar bizzat iş yerlerimizi denetlediler. Bizim şartlara uyduğumuzu söylediler. Bizlere teşekkür ettiler. Ama şu anda alınan kararlar hep esnafa yönelik kararlar. Biz pandeminin sorumlusu değiliz diyorlar. Biz bu pandemiden dolayı cezasını biz çekmek istemiyoruz diyorlar. Bize diyorlar destek lazım. Bize diyorlar sahip çıkın diyorlar. Yani burada anayasanın 173. maddesi var. Devlet esnaf ve sanatkarını korur kollar. Bu maddeyi hayata geçirsin devlet diyorlar. Biz her zaman devletin yanındayız diyorlar. Biz her zaman devletimize vergimizi veriyoruz. Sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Primlerimizi ödüyoruz. Askerlik vazifemizi yapıyoruz. Şimdi bizim devlet bu zor günümüzde yanımızda olsun diyorlar. Yani bu konuda da bizi, beni, oda başkanlarımı çok sıkıştırıyorlar. Biz de buradan sizlerin aracıyla bir daha sesleniyoruz. Yani bizim bu destekler, bu gelir kaybı destekleri, kira destekleri, evet şu anda biz yapılana teşekkür ediyoruz. Az da olsa yaraya bir merhem olur diyoruz ama yeterli değil diyoruz. Peki efendim siz bir rapor hazırlamıştınız. Bunu da ilgili kurumlara vermiştiniz. Evet. Bu çıkan yeni genelgede yani biraz yaraya merhem oldu dediniz ama sanıyorum böyle alelacele hazırlanmış bir genelge evet. Gibi geldi bana. Biz geçen hafta içerisinde bu kısıtlamalar başladı hemen başlar başlamaz. Esnaf ve sanatkarımızın gerek odalara gerekse şahsıma yönelik taleplerini biz hemen bir dosya halinde hem Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonumuzun Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e hem de Esnaf Sanatkarlar Genel Müdürümüz Necmettin Erkan Bey'e hızlı bir şekilde kendim bizzat makamlarında ziyaret ederek teslim ettim. Tabi bu teslim ettiğimiz dosyaların içerisinde bu dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bütün konular var. Hepsini talep etmiştik. Ama bu şekilde değildi. Değil yani biz daha böyle farklı bekliyorduk. Biraz daha bize yüksek gelirler bekliyorduk. Tabii ülkenin durumu da belli, devletin durumu da belli, gelirlerimiz de belli ama esnaf ve sanatkar diyor ki bugün de bize sahip çıksın. Biz her zaman devletin yanındayız. Yani bugün bizim ayakta kalmamızı, evimize ekmek götürmemizi devletimiz bize sağlasın. Biz zaten ayağa kalktığımız zaman, para kazanmaya başladığımız zaman devletimize gelen sorumluluklarımız üzerimize düşen hepsini yapacağız diyorlar. Peki efendim yeni genelgeye göre yeni destek diyelim artık buna göre esnaf ne kadar daha ayakta kalabilir? Yani bunlar belki çok şey değil yani bunlar bizim ayakta kalmamızı çok sağlayacak bir durum değil. Yani çok düşük bunlar.
Dökme suyla değirmen dönmez. Yani bizim eski işlerimize kavuşmamız lazım. Hemen bu aşılar neyse pandemiden bizim kısa süre içerisinde kurtulmamız lazım. Yoksa bizim ayakta kalma şansımız yok. Evet. Önümüz yılbaşı, 4 gün daha kısıtlama var. Esnaf umudunu yılbaşına bağlamıştı ama 4 gün kısıtlamayla yine hüsrana uğradı. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Evet, biz bu hafta içerisinde bir açıklama yapmıştık. Alışverişinizi yerel esnaftan yapın, esnafa sahip çıkın diye. Ama Cumhurbaşkanımız dün açıklamasında 31 Aralık'tan 4 Ocak, 31 Aralık akşam saat 9'dan 21'den 4 Ocak sabah 05'e kadar yine sokağa çıkma yasağını ilan etti. Biz yine buradan esnaflarımızdan alışverişi yapması konusunda Antalyalı hemşerilerimizi de bizden alışveriş yapmaları konusunda da tekrar uyarıyoruz. Ben her zaman söylüyorum, her yerde söylüyorum. Gerçekten esnaf, sanatkar ayakta kalırsa yani ülkenin en büyük çimentosu, esnaf ve sanatkar olmazsa kültür olmaz, mahallenin kültürü olmaz. Bugüne kadar gittiğimizde, baktığımızda bizi yönetenlerin hepsi benim babam bakkaldı, benim babam fırıncıydı, benim babam terziydi diyor. Onların makasından biz yaşarsak devlet yaşar. Yani ne diyor? Sayın Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Şer Adıbari de söylüyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyor. Biz de buradan diyoruz ki esnaf ve sanatkara sahip çıkın diyoruz. Bize destek olun diyoruz. Vatandaşlarınızdan özellikle mahallenin esnafından, mahallenin kültürünün yaşaması açısından bizlere destek olması çağrısını yapıyoruz. Ben yine söylüyorum. Yani bu sokakta gezerken biz sokağın ışığıyız. Biz sokakta herhangi bir durum zuhur ettiğinde biz oranın aynasıyız, gözüyüz, kamerasıyız. Biz o sokağın bankasıyız. Biz o sokağın her şeyiz. Mesela salına yapışan esnafız. Yani bir sokakta birisi vefat ederse salın tutacak kimse yok şu anda apartman durumunda. Sağınızı tutacak bir manavınız, bir bakkalınız, bir terziniz, bir fırıncınız, bir büfeciniz, bir kuru yemişçiniz olsun. Onları yaşatalım. Evet. Efendim malum geçtiğimiz hafta sonu şiddetli yağışlara maruz kaldı Antalya'da. Bazı iş yerlerine de su bastı. Esnafa bir de pandemiden sonra sağanak yağış vurdu evet. Diyebilir miyiz? Vallahi şimdi 3 gündür ilimizde 223 kilogram metrekareye düşen bir yağmur var. Yani bizim şehrimiz gerçekten yağmurlarıyla meşhur. Eskiden de bir tabir var. Kadı kaçıran yağmurlar yağdı. Bu yağmurda da özellikle bizim Manavgat, Serik, Aksu ilçelerimiz ve batıda Kumluca, Finike bütün ilçelerimizde ve mahallelerinde çok ciddi bir sel baskınları oldu. Özellikle çiftçi esnaflarımızın seraları sular altında kaldı. Oradaki mahsulleri sular altında kaldı. Yine bazı esnaflarımızın iş yerlerinde kısmi su baskınları oluştu. Allah beterinden korusun. Allah beterini bir daha göstermesin. Buradan tüm çiftçilerimize, esnaflarımıza zarar görenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Oradaki oda başkanlarımla da irtibat halindeyim. Bizimle ilgili ne zaman yapmamız gereken bir konu olduğunda da kendilerine her zaman emrinde olduğumu da ifade ettim. Evet, peki çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Şu anda canlı yayındayız. Bizi izleyen tüm Antalyalı hemşerilerimize, esnaf ve sanatkarımıza buradan selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Kanal ve ailesine de bizim her zaman sesimiz olduğu için de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet Hazal, Sayın Adlıhan Dere dedi, biz sokağın ışığıyız ama bu ışığın kapanmaması için de gerekli tedbirlerin bir an önce alınması gerek. Yapılan genelgeyle açıklanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yardım paketi ne yazık ki esnafı memnun etmedi. Bakalım ileriki zamanlarda neler gösterecek ve esnafın yüzü gülebilecek mi? Söz yine sende.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Sevgi, hem sana hem sevgili AYSOK Başkanı Atlıhan Dere'ye. İyi çalışmalar dileyelim size. Sevgili izleyenler, dün Cumhurbaşkanı'nın açıklamış olduğu esnaflarla ilgili konu başlıklarından yola çıkarak bugün AYSOK Başkanı Atlıhan Dere'ye danıştık. Esnaf bu konuda bu konudan memnun mu? Açıklanan paketler yeterli mi? Maaş yardımları, kira yardımları yeterli olacak mı diye sorumuzu yönelttik. Ancak gördüğünüz gibi henüz yeterli bir paket açıklanmış değil. Esnaf halen sıkıntıda ve yapılan bu yardımlarında hiç esnafı memnun etmeyeceğini öngörüyoruz söylenenlerden dolayı. Evet, diliyoruz daha güzel günler ekranlarınıza getirebiliriz. Esnaflarla ilgili, yine üreticiyle ilgili daha güzel haberler taşıyabiliriz ekranlarınıza. Ancak görünen o ki şu son dönemde pandemiyle birlikte birleşince hem doğal afetler hem ülke durumu, ülkenin ekonomik durumu ciddi sıkıntılar yaşamaya devam edeceğiz gibi görünüyor.